Herkese merhaba, ben Müşra, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam kapanmanın ikinci günü, cumartesi günü. Ben dedim ki yapabilecek en güzel şey ne? Temizlik. İlk önce nevresimlerimi değiştireceğim, sonra odamı toplayacağım. Yaparken yanımda siz de olun istedim. İlk önce nevresimi değiştirmekten başlıyorum. Odamın temizliği bitti. Şimdi 4-5 katlı bir rafım var benim. Normalde o İstanbul'da banyomda duruyordu. Onu buraya getirdim evimi kapatmadan önce. Burada işime yarar diye. Burada da böyle çok kullandığım eşyaları koyuyorum ona. O da çok küçük olduğu için ben de bazen böyle çok eşya yüklemesi yapıyorum. Sürekli dağılıyor. Şimdi orada biraz detoks yapacağım. Oradaki işte fazla olanları banyoya geçireceğim. Bu rafı düzenleyelim istedim. Şimdi ona geçiyorum. Evet, raflarımı boşalttım, sildim. Şimdi ilk raftan başlıyorum. İlk rafa ojelerimle başlamak istiyorum. Hatta favori renk ojelerimle başlamak istiyorum. Şöyle. Bordo. Bordo renkli ojeler. Bunları gerçekten hani en çok kullandığım renk diyebilirim. Daha sonra yeni aldığım ve bu senenin modası olan neon renkler. Çok tatlı değil mi renkleri? Gerçekten bunları kullanmak için sabırsızlanıyorum böyle. Bronzden de çok güzel durur. Bunları da bu arada ben set olarak almıştım bu şekilde. Bunu da onlarla birlikte almıştım. Bu da simli. Bunu da ekleyeyim buraya. Daha sonra şöyle çok bu rengi çok seviyorum. Lila gibi. Yani burada bilmiyorum tam görebiliyor musunuz ama böyle çok hoşuma gidiyor bu renk. Şöyle. Gerçekten. Bunlardan sonra en çok kullandıklarımdan biri bu. Sonra pastelin şu ojeleri. Bunları da aldım. Bir iki defa falan kullanmışımdır. Ama bunları da seviyorum. Bu da yazın çok güzel oluyor. Bebek mavisi. Gerçekten bayılıyorum buna. Bu da French'in 319. French yaparken kullandığımız baz olan 319. Bunu gerçekten çok seviyorum. Çünkü böyle bir şey sürmek istemediğimde, oje sürmek istemediğimde direkt tırnaklarıma bunu sürüyorum. Hem daha bakımlı duruyor. Hem de böyle French yapmış yapmamış arası gibi duruyor. İki kat sürerseniz. Bu oje kurutucusu. Bu da yeni aldığım yine tırnak bakım yağı. Bunu da kullanmaya başladım. Sanki parlattı gibi geliyor. Ama biraz daha kullanmam lazım tabii. Şimdi yağlara geçelim. Serumum var. Bu serum çiçeklerin enerjisinden yapılan bir serum. İşte size anlatıyorsunuz. İşte benim korkularım bunlar. Ben böyle bir insanım. Asla hayır diyemiyorum vesaire vesaire. Ona göre çiçeklerin enerjisinden farklı farklı böyle çiçekler var. Tam ismini de hatırlamıyorum. Neydi? Videodan sonra yazarım, hani onun bir ismi vardı. Bu çiçeklerin enerjisinden bu serumu yapıyorlar size. Ve siz bunu işte günde 3 damla kullanıyorsunuz. Ben de bayağı kullanmıştım ama sonra araya taşınma, işte pandemi vesaire gelince kullanmayı unutmuşum. Devam edeceğim inşallah, bir şey kalmamıştır. Yani inşallah böyle enerjisi bitmiş gibi vesaire olmamıştır. Bunu da o yüzden böyle şuraya koyacağım unutmamak için. Kaş kirpik serumu. Bu serum bitmiş. Bittiği halde boşuna burada yer kaplıyor. Bunu da atacağım. Bu şöyle kaşımı çıkartmadı ama kirpiklerimde böyle uzama yaptı. Ama kullanmayı bıraktıktan sonra yine aynı oldu bence. Hiçbir şey değişmedi. O yüzden Arif12'ni çok merak ediyorum. Şimdi onu deneyeceğim. Bu atılacak olanlar. New Essential'ın aydınlık veren Ultra Glow serumu. Yani çok fazla bir aydınlığını görmedim. Ama bazen kullanıyorum. Brucie'nin kaş kirpik serumu. Dediğim gibi bu da aynı. Bu bitmemiş ama. Yani kullanıyorsunuz. Kullandığınızda kaşlarımda hiçbir etki görmedim bu arada. Görmüyorum. Sadece kirpiklerimde böyle bir canlılık. Böyle hafif uzama. Onu görüyorum. Bu da C vitamini. Bu C vitaminini aldım ama içinde... İçindekilere bakmadan almışım. Biraz bilinçsiz zamanlarımda, bilinçsiz alışveriş yaptığım zamanlarda içinde C vitamini yok. Ama yine de burada dursun. Yani böyle bir nemlendiriyor sadece. Avokado yağı. Bazen maskelerimde vesaire kullanıyorum. Bunu da o yüzden buraya koydum.
Burada da çay ağacı yağı var. Bu çay ağacı yağını ben tırnaklarımda tırnak batması yaşadım ayaklarımda, ayak tırnaklarımda. O yüzden gittiğim yer bana bunu önermişti. Gerçekten çok iyi geldi. Eğer sizde de varsa kullanabilirsiniz. Tırnak batması ne diye sorarsanız eğer, ben de o zaman öğrendim. Mesela şöyle göstereyim. Bu tırnağınızın altındaki derinin pembe olduğunu görüyorsunuz ya. Aslında orada deri olması gerekirken böyle bir beyazlık, bir boşluk oluyor. O tırnak batmasıymış. Çay ağacı yağıyla düzelebileceğini söylediler. Gerçekten de etkisini gördüm. Böyle tırnaklarımın kenarlarına, böyle tırnak içine çay ağacı yağı damlatıyorum. Şimdi nemlendiricileri koyayım. Şöyle Doktor Smart'ın, bunu ben Migros'tan almıştım. Bitti bile yani. Gerçekten kokusu o kadar güzel ki. Keçi sütlü zaten. Bu ara sanırım sütlü şeylere taktım, böyle keçi sütlü. Çok güzel. Ve çok da güzel nemlendiriyor. Anti-aging Body Lotion diye geçiyor. Gerçekten bunu görürseniz mutlaka alın. Pişman olmazsınız. Şöyle gratis'ten aldığım kolajen kremi. Bunda gerçekten kefilim. Yani sürdüğünüzde kadife kadife yapıyor. Zaten söylemiştim bunu. Bunu da koyalım. Evet, şöyle bir kremim var. Yine vücuduma, bacaklarıma falan sürüyorum bunu nemlendirmek için. Victoria's Secret'ın yine çiçek kokulu bir kremi. Bu da çok güzel. Bundan da memnunum. Gelelim şu kremlere. Ben ikisini de sivilce çıkmasına yakın sürüyorum. Ve sabah kalktığımda kesinlikle sivilcenin izi bile kalmıyor. Memnunum. Diadermede'nin nemlendirici yüz spreyi var. Bir de ben şey aldım. Böyle gül sulu istiyordum. Hatta sıkayım. Gözenekler için, hani daha çok sıkılaştırsın diye. Bunu yeni kullanmaya başladım. Bunlar da sürekli böyle elimin altında olan şeyler. O yüzden böyle ilk kata koyuyorum. Şu iki parfüm gerçekten en çok kullandıklarımdan biri oldu. Gördüğünüz gibi zaten idol favorim. Çok güzel. Canım arkadaşım Gülşah vermişti bana bunları. Gördüğün gibi hala kullanıyorum. Bu böyle biraz bence kış kokusu gibi geliyor Burberry'nin. Bu da çok az kaldı. Şöyle Versace'nin. Şimdi bu da çiçek kokulu yine. Bu da çok güzel. Bunu da kullanıyorum. Şöyle Victoria's Secret'ın body mistleri var. Bunlar da yazın hafif oluyor, güzel oluyor. Evet, bunlar da deodorantlarım. Bunun yanına keratin ve saç köpüğünü de yiyeceğim. Hatta ayak peelingini de ekleyeceğim. Manikür aletlerimi de buraya koyacağım. Şöyle bu işte tırnak bakımı, işte kalsiyumu vesaire. Bunları da böyle birlikte set olarak yanına koyuyorum. Burada ilaçlar var. Bunları da dolaba koyacağım. Gül suyu. Bu gül suyunu da banyoya koyacağım. Banyoda yüzümü yıkıyorum. Yıkadıktan sonra bir tonik olarak bunu kullanırım diye. Onu koydum oraya. Evet, şimdi geldik maskelere. Sephora'dan aldım. Makyaj bazı maskesi var. Bunu daha hiç kullanmadım. Yakında kullanırım. Unutmuşum çünkü. Şöyle gratis'ten aldım. Manikür seti var. Çamur maskesi. Yine Sephora'dan şöyle bir tanesi burun maskesi, bir tanesi de gözaltı maskesi. Bu da peelingmiş. Bunu da deneyelim. Misha bir şey almışım herhalde. Yanında şampuan vermiş. Bütün maskeleri toplamışım buraya. Burada Nivea'nın 1 dakikada detoks maskesi. Bunun bende normal büyük boyu da var. Gerçekten çok memnunum bundan. Yani güzel temizliyor. Bu da BB krem. Shiseido'nun nemlendiricisinin testerı. Burada da Kiehl's'ın toniği. Diadermedi'nin burun bantlarını çok beğeniyorum. Gerçekten çok memnunum. Bir tane kalmış ondan da. Yine Nivea'nın detoks maskesi. Bunları da yeni almıştım. Daha deneme fırsatım olmadı.
Bir Beauty'nin manikür peelingi. Bu da aydınlatıcı bakımı. Bugün bunlardan birini deneyeceğim muhakkak. Duştan sonra. Maskeleri de şu altı koyacağım. Evet, maskeleri de koyduktan sonra iki rafım da düzenlendi. Zaten en çok böyle en karışık olan iki raftı. Da biraz daha böyle boş bıraktım ki sıkış tepiş olmasın. Başka bir şey koyduğumda ya da yeni bir şey geldiğinde böyle üst üste olmasın diye. Zaten fazlalık olanları da banyoya ya da olması gereken yerlere koyacağım. Evet, gördüğünüz gibi şöyle iki rafı da yaptım. Artık daha düzenli oldular. Evet, temizlikler bitti. Şimdi diyorum ki duşa girmeden önce bir de spor yapayım. Şimdi üstümü değiştiriyorum ve spora başlıyorum. Duştan çıktım. Sporda gerçekten çok yoruldum. Yanaklarıma bakarsanız hala kırmızı. Resmen bir komando gibi atladım, zıpladım, bir şeyler yaptım. Uzun bir aradan sonra böyle bir spor yapmamıştım. Çok yoruldum o yüzden. Duştan hazır yeni çıkmışken, gözeneklerim açılmışken dedim ki maske yapayım. Yeni aldım şu BB Beauty'nin aydınlatıcı maskesini deneyeceğim. Aynı zamanda da manikür yapacağım. Bakalım nasıl olacak. İlk öncelikle yüzüme uygulayayım. Ben bunu kağıt maske zannetmiştim. Kağıt maske değilmiş. Maskeyi böyle sürecekmişiz, durulamayacakmışız. Şöyle boynuma da süreyim. Gördüğünüz gibi hemen parlamaya başladım. Biraz dursun bakalım yüzümde. Nasıl olacak yorumlarımı söyleyeceğim. Bu da iki adımlı bir maskeymiş. İlk öncelikle ıslak elimize 5 dakika boyunca masaj yapacakmışız. Daha sonra da nemlendiricisini 15 dakika elimizde bekleteceğiz. Bakalım, ben bunu gidip hemen yapıyorum o zaman. Ben geldim. Şimdi gözlemlediğim şeyleri size söyleyeceğim. İçindeki partiküller çok küçük olduğu için bence yeteri kadar o peeling etkisini vermiyor. Şu popüler olan manikür peelingi bence çok işe yarıyor. Partikülleri çok daha büyük olduğu için bence o ölü deriyi daha rahat aldığını düşünüyorum. Şimdi ikinci adım olarak nemlendirmeye geçeceğim. Sürelim 15 dakika. Bekleyeceğim bu şekilde. Bu arada aydınlatıcı maskesini gerçekten çok sevdim. Böyle içinde çok çok küçük simler var gibi. O da böyle bir aydınlık veriyor. Yani siz de görüyorsunuzdur bence. Şuraya bakar mısınız? Aynada baktım, böyle yüzüm parlıyor. O simler çok rahatsız etmiyor. Yani sim gibi değil, çok çok küçük. Bence çok güzel, çok hoşuma gitti. Bunda da genel izlenimim. Yani tırnaklarımı nemlendirdi. Evet, ama ölü derileri almadı. O peeling etkisini yaratmadı. Dediğim gibi mağaraya kullanırsanız bence çok daha büyük etkisini görürsünüz. Çünkü ben ondan daha çok memnunum. Şimdi de iftar için lahmacun yapmaya gidiyorum. Gerçekten bugün dop dolu bir gün oldu. Yani asla yerimde oturamadım. Zaten istediğim de buydu. Dolu dolu yerimde geçirmek. Şimdi birlikte lahmacuna gidelim. Evet, burada harcı hazırlanmış bile. Evet, hamurları hazırlandı. Şimdi içlerini ekleyeceğiz üstüne. Bu evde kilo vermek çok zor. Hatta imkansız. Evet, şimdi fırına attık. 15-20 dakika boyunca pişireceğiz. Herkese yeniden merhaba. En son lahmacunda bırakmıştım. Tabii iftar saati vesaire olunca yedim. Yedikten sonra çaydı, kahveydi falan derken açamadım. Ondan sonra da Netflix'teki Fatma dizisine başladım. Gerçekten çok akıcıydı. Beğendim. 3 bölüm falan izledim. İzlemeye de devam edeceğim. Evet, tam kapanma hedeflerimden bir tanesi de minimum 30 sayfa kitap okumaktı. Gün içinde maalesef fırsatım olmadı. Ben de şimdi uyumadan önce bu 30 sayfayı tamamlamak istiyorum. Minimum 30 sayfa bakalım. Gün tam kapanmanın ikinci günüydü. Bugünü benimle geçirdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.